Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah emma Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şeriflerini anlatmaya devam ediyoruz. Üç tane ismi şerifini anlattık. Youtube sayfamızda bunları bulabilirsiniz. Şimdi sırada el-ümmi ismi şerifi var. Ümmi kelimesi anneden türemiştir. Yani sanki bir insan ki annesinden doğduğu hal üzere kalmış demektir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ümmi olması kendisinde bir mucizedir. Diğer insanlar için böyle bir mucize söz konusu değildir. Çünkü ümmi demek okumayan, yazamayan manasına gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için niye böyle bir mucize peki? Çünkü Efendimiz Kur'an gibi bir mucize getirmiştir. Kur'an ki Araplarda edebiyat en zirveydi, en uç noktadaydı. Hatta Kabe-i Muazzama'ya şiirler yazarlardı, cahiliye Arapları. Hatta şu an okullarda bile Arap dili ve edebiyatı okuyanlar bu Arapların cahiliye devrinde yazmış olduğu şiirleri bayağı araştırırlar. Çünkü edebi manada çok yüksektir. Ama onlardan da yüksek bir edebiyat vardır ki hiçbir dünyanın o edebiyata erişemediği o kitap nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Onu kim getirdi? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Hakeza Efendimizin hadis-i şerifleri de öyledir. Yine Efendimizin diliyle en fasih Arapça konuşanınız benim. Çünkü Resulullah konuşmayı da efendim Beni Saat yurduna süt emmeye gittiği zaman oralardaki bedevi Araplardan, asır Araplardan öğrenmiş oldu. Ama herhangi bir şekilde bir mektebe gideyim, insanlardan bir ders alayım. O yüzden Resulullah der ki biz ümmiyiz. Ben okuma da bilmem, yazma da bilmem, hesap da bilmem. Bana hepsini Allah öğretti diyor. Yani bir yere gidip kazanılmadı. Öyle olunca İnsan okuma yazma bilmeden, üniversiteye gitmeden, mektebe gitmeden bu kadar yüce, bu kadar zirve bir kitap, bir edebiyat getirince anlıyoruz ki bunu ancak peygamberler yapabilir. Bunu ancak Allah'ın yardımıyla bir insan yapabilir. O yüzden Ümmi ismi şerifi Resulullah'ın kendisinde mucizedir. Diğer insanlar için ümmi olmak bir mucize değildir. Çünkü diğer insanlar ne Kur'an getirebilmiştir, bir harfini bile yazamamıştır ne hadis-i şerif gibi açık kelimeler kullanıp da az kelimeyle çok şey ifade edebilmiştir. Hepimiz aciz kalmışızdır. Çünkü Resulullah Allah'ın sevgilisidir. Bunu anlamış olduktan sonra bir insan Resulullah'ın ümmi kelimesiyle dalga geçse, bak o ne yazma bilermiş, ne okuma bilirmiş, hesap da bilmezmiş dese ve Resulullah'la alay etse bu insan kafir olur ve hatta İslam hukuku olsa kendisi öldürülmesi gerekir. Kadı İyad Hazretleri bunu böyle belirtir. Tabii şu andaki zamanda herkes ağzına ne geliyorsa söylüyor. Allah yavrularımıza, çocuklarımıza dini hassasiyeti verip yetiştirebilenlerden eylesin inşallah. Alay etmekten, bilmediği şeylerle alay etmekten, din ile alay etmekten, istiza etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Baştan beri derslerimize diyorduk ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini ya kendisi hadis-i şerifte söyler veya ayeti kerimede geçer. Peki ümmi ismi şerifi Ayet-i kerimede geçiyor mu? Geçiyor arkadaşlar. Nerede geçiyor? Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi ve 158. ayet-i kerimesinde Resulullah'ın ümmi olduğu kendisi Allah tarafından belirtiliyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّي اَلَّذ۪ينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Allah-u Teala burada onları anlatıyor. Yani ellerinde İncil ve Tevrat bulunanlar. Onlar Tevrat'ta ve İncil'de yazılı olarak buluyorlar ki Nebi, Rasul ve Ümmi olana tabi oluyorlar. Allah burada üç sıfat söylüyor. İlk önce Rasulü söylüyor. Çünkü e, her Rasul Nebidir ama her Nebi Rasul değildir. Anlatabildik mi? Her Nebiye kitap inmemiştir. Rasullah da Rasullerin Efendisidir. İlk önce Rasul, sonra Nebi, sonra Ümmi ifadesini allah Teala kendisi ifade ediyor. Peygamberimizin Ümmi olduğunu. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlara iyiliği emreder, kötülükten nehyeder. Ve <laughs> ve ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu alehimul qabais. Güzel şeyleri Resulullah insanlara ümmeti Muhammed'e helal kılar, pis şeyleri de haram eder. Ve yadh'u anhum israhum vel aghlaleteke alayhim. Üzerinizdeki zincirleri kaldırır ve sizdeki ağırlıkları kaldırır. Felladene amenu bihi ve azzeruhu ve nasaruhu. İman edenler ona, destek olurlarsa, yardım ederlerse ve kendisine indirilen nura tabi olurlarsa ulaike humul muflihun işte kurtuluş eren onlardır diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu peygamberimizin ismini ümmi olarak ifade ediyor. 158. ayet-i kerimede Hul <laughs> ya ey insanlar inni rasulullah ileykum cemian lehu mulku vel Ben muhakkak ki Allah'ın elçisiyim. Efendim size gönderildim. O Allah ki yerin göğün sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. Yuhyi ve yumit diriltir ve öldürür. Fe'minu billahi ve rasulih. Allah'a iman edin, Resulüne iman edin. Öyle Resul ki en nebiyil ümmi. Ümmi olan ve nebi olan Resul'e iman edin. Ellezî o ümmi peygamber öyle bir peygamber ki yu'minu billahi ve kelimatihi. Kendisi de Allah'a inanmıştır ve kelimelerine inanmıştır. Ve tebe'uhu le'allekum tehtedun. Ona tabi olun ki omulur ki hidayete erersiniz. Anladık ki Resulullah'ın ümmi ismi şerifini allah Teala kendisi söylüyor diyor ki bak o benim peygamberim ümmiidir. Ona ne öğretildiyse ben öğrettim. Onda nasıl ilimler varsa hepsini ben verdim. O peygamberdir. Şüpheye düşmeyin diyor. Çünkü Resulullah mesela psikoloji manasında, pedagoji manasında diyor ki çocuklarınıza 7 yaşında namazı öğretin diyor. E bir üniversiteye gitmemiş, mektebe gitmemiş. E şimdi üniversite okuyanlarla bir bakıyoruz ki çocuğun karakteristik yapısı 7 yaşında oturuyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela kına yaprağı diyor baş ağrısına iyi gelir diyor. E bunu söylüyor. Efendim Ondan sonra ayakta su içmek diyor doğru bir iş değildir. Oturarak için diyor. E tıp da bunu destekliyor. Resulullah su mu ve oruç tutun sıhhat bulun diyor. Hakikaten işte Japon bilim adamları işte Belçikalı işte İsveçli bilim adamları açıklıyorlar. Diyorlar ki insan iki gün boyunca sadece su içse yani kendi vücudunu aç bıraksa vücut restart yapıyor. Yani içerisindeki o sıkıntıları o sivilce oluşuyor ya orada bir pislik oluşuyor mesela. Bir katman oluşuyor. Onlar aç kaldıkça vücut onu içinde öğütüyor. Yani vücut tekrarlamış oluyor. Resulullah da oruç tutun, sıhhat bulun diyor mesela. Mesela Resulullah diyor ki sefere çıkın, sıhhat bulun. Hakikaten insan evin içinde olduğu zaman darlandığında vücudu da darlanıyor ama bir gezip tozduğu zaman rahata eriyor. E Resulullah bunları üniversiteye gidip öğrenmedi ki. Nereden öğrendi bunu? Allahu Teala öğretiyor. Çünkü Allahu Teala buyuruyor ki وَمَا ma yantiku الْهَوَىٰ heva in huve illa O hevasından konuşmaz. Ben ona neyi vahiy ediyorsam Allah buyuruyor. O onu konuşur. Demek ki üniversiteden bu ilmi almadı. Nereden aldı? Direkt allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinden aldı. O yüzden de ümmi oldu. Yani okuma bilmeyen, yazma bilmeyen Allah tarafından kendisine öğretilen bir peygamber oldu. Umarım mesele anlaşılmıştır inşallah. Allah o ümmi peygamberin şefaatine cümlemizi nail eylesin. Hatta Abdullah İbn Abbas Efendimiz ona şöyle salat edin diyor. Allahumme salli <Sessizlik> ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi diye salat edin. Hatta cuma namazından sonra bin kere bu salatı yapana nice müjdeler nasip oluyor. Onu başka derslerimizde anlatırız. Peki ümmi kelimesi başka Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Meşhur bildiğimiz Cuma suresinde وَالَّذ۪ي بَعَثَ fil الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ O ki gönderdi Allah fil ümmiyin Ümmi olanlara Allah onu gönderdi. İçlerinden bir peygamber gönderdi. Çünkü Kureyş de ümmiydi. Yani orada işte tefsirler der ki Ümmi demek ne demek? Kureyşli olan demektir. Mekke ehli olan demektir. Tabi İbni Kesir Hazretleri der ki Allah böyle dedi diye sanki ümmeti Muhammed'e gönderilmedi mi? Hayır. Allahu Teala bazen böyle özel, has şeyler söyler. Halbuki maksat andır, geneldir. Yani kızım sana söylüyorum, gelenim sen anla mantığı var ya. Allahu Teala bazen Kur'an-ı Kerim'de hani ve enzir ashiratakel akrabin yakın akrabanı uyar. yakın akrabanı uyar da Resulullah diğer insanları uyarmayacak mı? Uyaracak. Hem yakın akrabanı uyar, hem diğer insanları uyar. Yani özel şey söylenir ama genel kastedilebilir. Kureyş'te ümmiydi. Tefsirleri açıp baktığınız zaman işte ne yazar orada? La yakrahu ve la yaktubu. Okuma yazma bilmezler. Yazma da bilmezler. Hesap da bilmezler. Bazı ulema e, okuma bilirler fakat yazma bilmezler. Ümmi kelimesinin manası böyledir ama çoğu manada okuma yazma bilmeyen insan demektir. E, ümmi yani Kureyş'te ümmiydi. Allah da öyle buyuruyor. Dolayısıyla Resulullah'ın ismi ümmi olmuş oluyor. Bütün ilimler kendisine Allah tarafından verilmiş oluyor. Bir daha söylüyorum. Ümmi olmak Resulullah açısından bir mucizedir. Ama biz insanlar ümmi olmayı doğru bulmayız. Niye? Biz çünkü okumalıyız. Biz yazmalıyız. Biz gelişmeliyiz. Çünkü biz peygamber değiliz. Allah tarafından bize öyle efendim vahiy gelecek, bize ledünni ilim verecek değil. allah Teala belirli şeyler verebilir ama çalışana verir. Allah dostları zikir için çalışırlar. allah Teala onlara kapılar açar. Yatana ekmek yoktur. Allahu Teala kuluna çalışmayı vermiştir. Çalışın kulum demiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ledünni ilmini vermiştir. Ama ona rağmen zaten Efendimiz de hiç oturmamıştır, yatmamıştır, hep çalışmıştır. İyiliği emretmiştir, kötülükten nehyetmiştir. Ama onun ilmi Allah tarafındandır. Resulullah günde yüz defa istiğfar çekiyordu. Allah bana ledünni ilim verdi diye oturayım demiyordu, yatayım demiyordu. Resulullah günahsız olmasına rağmen her gün yüz tane istiğfar çekiyordu. Bazıları bu ümmi kelimesini el emmi diye okuyanlar da vardır. Hatta İbn Atiye şöyle söylüyor. Buna göre emmi okunursa maksat yani buradaki ismin manası hedef olur. Maksat manası olur? Ümmeti Muhammed'in maksadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için böyle bir isim de kendisine verilmiş. Zaten bizim bütün maksadımız Resulullah olmalı. Onun dini olmalı, onun hayatı olmalı ki yarın ahirette kurtuluş reçetesini ümmi olan, nebi olan, rasul olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize o reçeteyi verecektir. Allah cümlemize onun nebi olan, ümmi olan peygamberin şefaatine nain eylesin. r-Rahman. allah Teala bu konuştuklarımızın tesiratını halk eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.